biraz sonra programımızı yapalım. Çok kıymetli muhtarlarımız, değerli belediye meclisi arkadaşlarım, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, çok kıymetli hanımefendiler, öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün akşam dedik ki hep beraber de muhtarlarımızla bir araya gelelim. Muhtarlarımız, çünkü zaman zaman şunu görüyoruz. Bazen odamızda otururken bir muhtar arkadaşımız geliyor, başka bir muhtar arkadaşımız geliyor. Soruyoruz, birbirini tanımıyorlar. Muhtarlarımız da birbirlerini tanımıyorlar. Dolayısıyla bugün akşam biz hep beraber de dedik ki muhtarlarımızı hem bir tanışalım. Biraz geç de olsa, aslında biz tanıyoruz ama muhtarlar diyenlerle birbirlerini tanımıyorlar. Öyle de hem muhtarlarımızı bir araya getirelim. Muhtarlarımız tek tek şimdi birazdan mikrofonu takdim edeceğiz. Muhtarlarımız da tek tek kendini takdim edecek. Dolayısıyla böyle bir organizasyon yapmak gereğini hissettiğimiz için bir araya gelelim dedik. Bizleri kırmayın. Bugün akşam buraya toplandık. Bizleri kırmadınız, teşrif ettiniz. Ben özellikle bütün muhtarlarımıza, meclis arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz ya. Adamın bir tanesinin bir yazısı Ticaret Sanayi Odası'nda yazar. Diyor ki adam ismi önemli değil. Adam şunu diyor ki bir araya gelmek bir başlangıç, bir arada bulunmak bir gelişme, birlikte hareket etmek ise başarıyı getirir diyor. Allah birliğimizi daim etsin inşallah. Şimdi yaklaşık bir 6-7. aya döndük. Seçim bitti, 6-7 aylık bir zaman oldu. Bu 6-7 aylık zaman içerisinde tabii yeni göreve başlamanın vermiş olduğu heyecanla, şevkle hep beraberce bir şeyler yapmanın çaba ve gayretinde olduk. Şimdi 31 Mart seçimleri bitti. Tabii herkesin kendince bir siyasi fikri, zikri olacak, tabii ki olacak. Fakat 31 Mart seçimlerinden sonra benim altını çizerek söylediğim, hangi fikire, hangi zikre sahip olursa olsun, ne görüşte olursa olsun, bu saatten sonra bizim partimiz MUT Partisi. Hepimizin partisi MUT Partisi, sizin köyünüz, kendi partiniz, bizim için de MUT. Seçim sürecinde tabi hepiniz seçildiniz. Seçim, ben her zaman söylediğim bir şey var. Bir insanın cebinden parasını alırsın. Tarlasını, evini, arabasını satın alırsın. Dümürlük edersin, kızını da satın alırsın. Pardon, kızını da alırsın. Ama kimsenin oyun alamaz. O işi başka bir şey. Bu noktada Hazreti Ali Efendimizin bir sözü var. Diyor ki gönül vermezsen gönül alamazsın diyor. Demek ki
hepimizin bir gönül vermişliği var ki insanlar tercih etmişler ki hepimiz seçim sonucunda kimimiz muhtar seçilmiş, kimimiz belediye meclisi seçilmiş, kimimiz de belediye başkanı seçilmiş. Ben öncelikle hepimize görevimizde başarılar diliyorum. Şimdi tabii ki bu 6 aylık zaman zarfı içerisinde az önce de söyledim elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ağlama edebiyatı yapmayayım diyorum ama yapmadan da geçemiyorum. Şöyle ki birçok arkadaşımız geliyor. Talepleri oluyor. Bugün bir talep toplama veyahut da dertlerimizi, sıkıntılarımızı dinleme veyahut da öyle bir konu için toplanmış değiliz. Aslında hepimizin derdi belli. Belediyecilik hizmetlerindeki asıl olan hizmetler belli. Hepimizin talebi, yol talebi, içme suyu, sulama suyu, parke, çocuk parkı, yayla yolları, bahçe yolları. Dolayısıyla az çok taleplerimiz belli. Her köyümüzde buna benzer sıkıntılarımız var. Tabii göreve geldikten sonra biz de belediye olarak işçi yazdık belediyenin böğrüne. Ciddi manada hakikaten ciddi manada bir borçla karşı karşıya kaldık. Bunu daha önce de söylemiştim. Tabii ki borçsuz belediye olur mu? Olmaz. Bizim zamanımızda da borcu vardı Umut Belediyesi'nin. Ama karşılığında hizmet vardı. Maalesef şimdi geldik ciddi manada hem borç batağı hem de ciddi manada eksikliklerle karşı karşıya kaldık. Bakın Mut'la 102 tane mahallemiz var, 102 tane muhtarımız var. Fakat Mut 102 tane muhtarın haricinde aslında 167 tane yerleşim yerine sahip bir ilçe. Yaklaşık 3000 kilometre kareye sahip bir ilçe. Mersin'in yüz ölçümü bakımından en büyük ilçesi. Türkiye'de de yüz ölçümü bakımından en büyük 10. sıradaki ilçesi. Dolayısıyla hizmetlerimiz elbette nüfusa göre gelen paramız payımız da belli. Tabii gelen payımızdan, paramızdan daha önce ilişkin SGK borcudur, vergi borcudur. Bu tür sıkıntılarla da karşı karşıyayız ama en azından göreve geldik çok şükür vergi borcunu hemen hemen sıfırladık. SGK borcunu ciddi manada azalttık. Bitti mi bitmedi. Ama şunu net olarak söyleyeyim, 167 tane yerleşim yerimizin tamamına elimizden geldiğince bir şekilde dokunmaya çalıştık. Kimisine eksik oldu, kimisine yine eksik oldu, fazla oldu demeyeceğim çünkü kimseye fazla bir hizmet yapamadık. Ama inşallah bundan sonraki süreçte, özellikle yılbaşından sonra daha önce ne gerekiyorsa, ne söylediysek inşallah yapmak tarafında olacağımızı net olarak ifade etmek istiyorum. Biz yapma tarafında olacağımızı net olarak ifade etmek istiyorum. Sadece zaman zaman muhtarlarımız geldiğinde takılmak için de söylüyorum. Köy gezilerine başladık tabii elimizden geldiğince köylerimize de gideceğiz. Bundan sonra daha çok gideceğiz. Diyorum ki ya 6 ay oldu daha önümüzde 4,5 yıl var. Bizim de öyle sizin de. Allah sağlık sağlık ömür verirse inşallah. Bu 4,5 yıllık zaman zarfı içerisinde özellikle önemsediğimiz çöp, çamur, çukur. 3 hizmet özellikle belediyecilik hizmetlerinde çöp, çamur ve çukur. Özellikle çöp konusunda ciddi manada kendimizi yeniledik. Çukur konusunda, çamur konusunda da yollarımızla ilgili de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Zamanında da bu memlekette ilk sıcak asfaltı biz getirmiştik. Bakın şunun altını da çizerek söylemek istiyorum. Zaman zaman bu tür söylemler piyasada çokça yayıldığı için konuşmak istiyorum. Bizim Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e hiçbir sorunumuz yok. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Aslında bizim hükümetimizle de hiçbir sorunumuz yok. Hükümetimizle de uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmaya çalışıyoruz. Neden? Bizim amacımız belli. Biz insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Sizler de köyümüzdeki vatandaşlarımıza, mahallemizdeki vatandaşlara hizmet etmek istiyorsunuz. Hepimizin amacı bir, gayesi bir. Rabbim bizleri, inşallah sizleri, hepimizi mahcup etmesin. Daha açık ifadelerle konuşmakta fayda var. Tabii seçimde insanlar elbette gönül,
esası olacak. Gönüllülük esasına göre insanlar oy veriyor çünkü. Fakat sizlerin yapmış olduğu gönüllülüğün yanı sıra hizmetlere de oy verecekler. Bakın sizlerin hizmetiyle ilgili, köylerimizin, mahallelerimizin hizmetiyle ilgili de biz eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışacağız. Birçok köyümüzde sadece belediyecilik hizmetlerinin dışında da eksiklikler var. Örnek verecek olursam cep telefonu sorunu birçok köyümüzde var. Şu merkezde bile var. Bu merkezde bile var. Köylerimizde de var cep telefonu ile ilgili sorunlar. Taşıma ile ilgili sorunlar. Genel politikayı ilgilendiren sorunlar her yerde var. Bu silifle arası, bu ciddi bir potansiyeli var. Tarım potansiyeli var. Biz her platforma Mut Silifke yolunu dile getiriyoruz. Her platforma. Mersin'deki toplantılarda, Ankara'daki toplantılarda bunların tamamını dile getiriyoruz. Buradan tekrar söylüyorum. Bakın İç Anadolu'yu Akdeniz bölgesine bağlayan çok önemli bir geçit bölgesinde yaşıyoruz. Bu bölgede özellikle üretmiş olduğumuz ürünler, marka değeri olan ürünlerimiz var. İleride Taşucu Limanı yapıldığında bakın Mut'un kıymeti ve değeri bir kat daha artacak. Lojistik açısından. Üretmiş olduğumuz ürünlerin değerlendirilmesi açısından. Bütün bunlar komple, sadece bir tek değil, komple yapılması gereken işler, yapılması gereken işler. Bizim göreve geldikten sonra bugüne kadar daha öncesi dönemde 2012 yılında belediye başkanlığı dönemimizde dünyada zemine işlemiş en büyük Türk bayrağını biz yapmıştık. Niye yapmıştık Türk bayrağını? Biz vatanımıza, milletimize, toprağımıza bağlı insanların olduğu bir toplumuz. Toroslar'da yaşıyoruz. Yörük kültürünü özümsemiş ve yörük kültürüyle yoğrulmuş bir kültürümüz var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği, arkadaşlar gidin Toros Dağları'na bakın. Eğer orada bir yörük çadırı görüyorsanız ve o çadırda bir duman tutuyorsa dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yıkamaz. Dolayısıyla burada Mut'un böğrüne dünyada zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağını biz yaptık. Bu vesileyle bayrağımızı da boyadık. Çok ciddi de bir reklam oldu. İlçemiz İran'ın sadece Türkiye'de değil. Ta Avrupa'sından tutun, özellikle gönül coğrafyamızın olduğu Türkiye Cumhuriyetlerinde bile mutlaka bayrak konuşulur. En az 65 milyon kere sosyal medyada, en az 65 milyon kere sosyal medyada izlendi. Mut izlendi, bayrak izlendi. Mut'un ismi duyuldu. Bakın yine bizim kayısımız var, elmamız var, eriğimiz var, incirimiz var, bir de zeytinimiz var. Daha öncesinde Kayısı Festivali var, 62.sini yaptık diyor. Bunun yanı sıra zeytinimiz var. Zeytinle ilgili ciddi manada rekolte ile ilgili bol bir rekolte var. Bu bol rekoltede vatandaşın alın teri emeği hak ettiği değeri kazansın, Mut marka değerini bir kez daha ortaya koysun diye bir zeytin festivali yaptık. Birinci Mut Zeytin Festivali yaptık. Belki meyvesini festival yaptık, bir gün sonra almadık. Ama ilerleyen zamanlarda bunların hep meyvesini alacağız. Özellikle e-ticaret diye bahsedilen internet üzerinden yapılan satışlarda özellikle zeytinyağı festivalinden hemen sonra ciddi manada bir patlama oldu. %400'lere, %500'lere bulan bir patlama oldu. Şunu marka değer, yani bütün marka değerini ön plana çıkartma ile ilgili hep beraberce inşallah mücadele etmeye devam edeceğiz. Zorluklarımız var, ekonomik sıkıntılarımız var, ciddi manada borçlanmalar var. Ama hizmet etmenin bahanesi olmaz diye yola çıktık. Yılbaşına kadar inşallah toparlayacağız. Yılbaşından sonra da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Hep beraberce inşallah. Bu noktada ben bugüne kadar zaman zaman muhtarlarımızdan serzenişler elbette oldum. Şu tür serzenişler, hani bir an önce yapalım, bir an önce bitsin gibi serzenişler oluyor. Onlar da ben kusura bakmasınlar,
Daha dediğim gibi önümüzde zaman var. Yapacağız. Ama önceliğimiz, bakın, çöp, çamur ve çukur. Bunlar belediyeciliğin asli hizmeti dediğimiz hizmetler. Bu üç hizmeti inşallah en iyi şekilde yapacağız. Ben sizlere daha fazla konuşarak sıkmak istemiyorum aslında ama şimdi şunu da belirtmekte fayda görüyorum. Bakın bizim belediye meclisimizde de diğer siyasi partiden belediye meclis üyesi arkadaşlarımız da. Sağ olsunlar, bugün aramızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden şimdi tek tek mikrofonu muhtarlarımıza beraber tanışırken de söyleyeceğim, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yine AK Parti grubundan arkadaşlarımız da var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin grubundaki arkadaşlarımız Ankara'da toplantılar olduğu vesilesiyle onlar katılmadılar. Meclisimize de biz son derece uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü orada da söylüyoruz. Mut için ne gerekirse beraberiz. Arkadaşlarımız da bu konuda ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın mesai arkadaşlarımız da ellerinden geleni yapıyorlar. Es üyelerimiz, mesai arkadaşlarımız. Yani topyekun sizlerle beraber elimizden gelmeye, elimizden gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim niyetimizde karınca misali biz yapma tarafındayız. Yapılma, iyi tarafındayız. Bunun bilinmesini istiyorum. Biraz sabır, daha 4,5 yılımız var inşallah. 4,5 yıl zaman içerisinde inşallah tamamlayacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle özellikle katılımlarınızdan dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bakın, ilk defa toplanıyoruz herhalde değil mi muhtarlar olarak? Yani burada da otururken şunu dikkatimi çekiyor. Bölgesel toplam, yani muhtarlar da bölgesel bir araya geliyor. Böyle bakın be, tamam bu bölge işte, aa bak bir güzel köy, yeşil köy, acısayet bir bölge. Şunu ilk başta şunu yapsam olacakmış, kura çekip muhtarlar kendilerine dağıtsam olacakmış. Mesela Marlı, Sarıbabak, diğer muhtarımız hiç ayrılmaz mesela, değil mi? Aslında dağılsak olacakmış mesela. Yani örnek veriyorum yani. Hacı Ahmet Bergen'e mesela beraber olacakmış. Merkez mahalle muhtarlarımız burada gene. Şimdi tanımıyoruz, değil mi? Aslında tanımıyoruz. Bakın bunun altında az önce söyledim, bir araya gelmek bir başlangıç, birlikte bulunmak bir gelişme, birlikte hareket etmek başarıyı getirir diyor ya Henry Ford. Dolayısıyla biz bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Hep beraber geleceğiz. Sizin her türlü sıkıntınızda, sorununuzda biz sizlerin yanınızdayız. Var gücümüzle yanınızdayız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi bazen muhtarım Bülent Ak, çiftçilikle uğraşıyorum. Öyle yaşamalıdır. İyi akşamlar. Elmatlar Mahalle Muhtarı İsmi Ahmet Yüksel. Çiftçilikle uğraşıyorum. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ali Keser. Üçüncü dönemde görev yedik. 2014 yılında görev yemiştik. Üçüncü defa görev tercih edik. Ben de Boyabat'tan idaresinin işine uğraşıyorum. İki tane olmaz. Birlikte çalışıyoruz. Bütün arkadaşlar saygılar sunuyoruz. Cumhuriyet'e yaşamlar, yaklaş mahalle mutlaka unutuyor bana. Estağfurullah. Başkanım teşekkür ediyorum doğrudan bir satı sorun içinde. Bugün kadar daha iyi yaşamlar diliyorum. Devlet sınavlar mahallesi var. Yani üçüncü köyde. Estağfurullah. Ayrıca Estağfurullah Sarkar'ın da başkanım. Program için başkanım teşekkür ediyoruz. Merhaba başkanım. Dolayısıyla mahalle mutlaka. Sarkar'ın tarafı uğraşıyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Eyvallah. Bağcan Mahalle Muhtarı şoförcülük yaptım. Teşekkür ederim. Mehmet Yalçın, Kale Mahallesi Muhtarı. 23 yıldır sigortacılıkla uğraşıyoruz. Buranın için de teşekkür ediyoruz. Başkanım. İsmail Koç, Bakırca Mahalle Muhtarı. Hayvancılık uğraşıyorum. Çamenin köy muhtarı Panamador'la aşçılık yapıyorum. Aşçılık? Evet, aşçılık yapıyorum. Büyük kazanlardan devlet yemeği, düğün yemeği. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.
Bayan muhtarımız Fatih Hanım, Onur muhtarımızla Kömelek muhtarımızla Bayan muhtarımızla ben herhalde Sizce Kuzu, AK Parti Belediye Meclis üyesiyim. Başkanım, programı hazırladığınız için teşekkür ederiz. Muhtarlarımada biz hoş geldiniz. Sağ olun. Hepinize hayırlı çalışmalar. Akşamada bizim belediyemizde tek bayan meclisiyemiz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağ olun. Üç tane bayan muhtarlarım var. Ali Kemal Tukan, AK Parti Belediye Meclis üyesiyim. Estağfurullah çiftçiyim. Bu organizasyonlar çok teşekkür ederim Sayın Başkan. İyi akşamlar. Palantepe Mahallesi muhtarı Aziz Sese. 28 yıl Derman Eczanesi'nde çalıştım. Emekli oldum ve bu program için teşekkür ederiz. Çamtılı Mahalle Muhtarı Ali Yıldız. Çiftçilikle uğraşıyorum. Bu program hazırlattığınız için teşekkür ederim başkanım. Kelecek Mahalle Muhtarı Aslan Yıldız. Estağfurullah. Gelceköy'de Yıldız Market işletiyorum. Program için de teşekkürler başkanım. Kırkava Muhtarı Ahmet Özel, Afiyatçı'nın iş makinesine uğraşıyoruz. Böyle bir hem operatör hem de kendi iş makinesine çalışıyoruz. Böyle bir yeme programını yaptığınız için size teşekkür ediyorum başkanım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar, cümleden hoş geldiniz. Ali Tütün İYİ Parti Meclis Üyesi'yim. Muhtarlarımla tartışmalarına çok memnunum. Ayrıca başkanım teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. İsmim Ekrem Çoğlu. İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Hamat Köyü'nde muhtarlarıma ve diğer belediye meclis üyelerime hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon için hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. İsmim Ahmet Emirmen. İYİ Parti bu belediye meclis üyesi. Mutlu işlerimizin bu organizasyonu gerçekleştiren Sayın Başkanımıza ve davetli icat eden bütün muhtarlarımıza, oradaki çalışmalarımıza ve diğer meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aşağı Güzel'in Muhtarı Mehmet Akıtaş, harfiyatçıyla uğraşıyorum. Operatör, bazen güzel bir Özlü Mahalle, Özlü Mahalle Muhtarı Şükrü Sinan, herkese hayırlı akşamlar. Başkanımıza da teşekkür ederim bu davet için. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sağolun Mahalle Muhtarı Cumhur Kafe, iyi akşamlar. İsmim Doğan Kaya, Kuru Mahalle Muhtarıyım. Çiftçilikle uğraşıyorum. Başkanım teşekkür ederim böyle toplantı yaptığın için. Çiğmuhal Muhtarı, İsmail Ağabey, çiftçilikle uğraşıyorum. Başkanım bu oraya düzeltmek için teşekkür ederim. İsmim Ali Can Bay, Mahalle Mahalle Muhtarıyım. Mutlak Mut Efek Sebrah'ta işletmeciyim, aynı zamanda çiftçiyim. Herkese teşekkür ediyorum. Başkanım ayrıca teşekkür ederim. Halkı Mahalle Muhtarı İbrahim Bostancı. Bu toplantı içinde herkese hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Zekeriya Bey, Kızılhava Mahalle Muhtarı. Başkan İzmir'e gittiğiniz için teşekkür ediyorum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar cümleden. Yadıvanlı Mahalle Muhtarı Ali Yaman. Hepinize teşekkür ediyorum. Güzel bir başarınız. Tekrar soruyoruz.
Kuzu Mahalle Muhtarı. Başkan, böyle bir programda düzenlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Devamını bekliyoruz. Çiftçiyle uğraşın. İyi akşamlar. Genel Mahalle Muhtarı Aykut Çelik. Bu yemeği denediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İsmim Hasan Taşar, Merkez Karşıyaka Mahalle Muhtarıyım. İnönü Caddesi'nde Sepotlu'da seyis etmeciliği yapıyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum öyle bildikleri için. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Meydan Mahallesi, Meydan Mahallesi Muhtarı Zafer Ceylan. Zafer Elektronik 25 yıldır esnafım. Herkese iyi akşamlar, teşekkür ederim. Yeşilyurt Mahalle Muhtarı, ismim Yerim Başkanı için çiftçilik görüşüyorum. Herkese iyi akşamlar. Başkanı Mahalle Muhtarı, Süleyman Yıldız. Tek işim, ikinci dönem muhtarlık yapıyorum. Meslektaşlarıma buradan gerçekten sıcak bir ortam için sizlere öncelikle başkanım saygılar sunuyorum. Meclis üyelerime çok teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu sıcak ortam için herkese teşekkür ediyorum. Saygılar. Kılıca Mahalle Muhtarı, Hamit Ozum, çiftçilikle uğraşıyorum. Başkanım küçük bir şey söyleyeceğim. İster sistem olarak bağlayalım. 19 yakın muhtarlar gününde aramızda göremedik. Yok be, ben daha önce. Bekleriz inşallah bir dakika sefere. Aramızda görmek isteriz. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Muhtar, ben 19 Ekim'de hastaydım. Hastanede raporumu sana göndereceğim. Geçmiş olsun. Gerek yok. Delegöy Muhtarı, Ömer Gülsel, Delegöy Komutan Başkanı, Delegöy Kudüs Turizm Erbitör Şahin Devlet Başkanı. İki yıldan beri biz böyle bir toplantıyı ne kaymaka kalsında, ne belediye başkanı baskında görmedim. Bu toplantıyı düzenleyen Sayın Murat Başkanıma cari bölümde teşekkürler ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bütün muhtarlarıma yeni dönemde başarılar diliyorum. Evet. Üçüncü Mahalle Muhtarı Halil Aktepe, Sayın Başkanım, böyle bir program düzenlediğin için öncelikle kendi şahsım, köyünün muhtar arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Gerçekten biz bugünü özlemiştik. Yani 6-7 ay oldu, kimse böyle bir program düzenlemedi. Ne derneğimiz, ne büyükşehir, kimse düzenlemedi. Siz böyle bir program düzenlediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Daha güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Önce de gördük Murat Başkanımızı. Saygılar sunuyorum. Daha güzel günler görmek dileğiyle saygılar sunuyorum. Başkan Muhtarı Abdullah Bey. Bu öncelikle bu organizasyonda emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürler. Sayın Başkanıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bütün muhtar arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Evet, Altı Mahalle Muhtarı Sevim Efendi. Çiftçilikle uğraşıyorum. Oradan biliyorum. İsmim Yakın Tatlı, Kurtuluş Mahalle Muhtarı'yım. Öncelikle başkanım teşekkür ediyorum güvenlerime ve muhtar arkadaşlara da başarılar diliyorum. Çınar'a muhtarım Sedat Kaya. Başkanım programı adına teşekkür ediyoruz. Öncelikle muhtar arkadaşlarıma da çağrılarına başarılar diliyoruz. Çınarlı değil. Çınarlı, Çınarlı. Evet. Tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Karacaoğlu Muhtarı Kurbaşan, Esnafoğlu Markanışları Bülüyor'da, üçüncü dönem muhtarları. Böyle bir programı düzenlediğimiz için sağlık ve muhtar arkadaşlarına Sayınlaş Mahalle Muhtarı Hüseyin Şahin. Böyle bir gelişimden en büyük teşekkür ediyorum başkanım. Tüm muhtarlarına iyi akşamlar diliyorum. Sayın Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkanım, değerli muhtar arkadaşlarım, Hacamettin Mahalle Muhtarı Yunus Emre Kaya, ticaretle uğraşıyorum. Evli ve büyük çocuk babasıyım. Başkanımız bizim öyle bir organizasyonda bir araya getirdiği için bu belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daha iyi olsun diyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.
Çatalarman muhtarı, Uzun Çokmaz. Muhtar arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Başkanım size de başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Aydar Köy Mahalle Muhtarı Mehmet Işık. Aynı zamanda Suama Kooperatif Başkanı başkanım. Gece için teşekkür ediyorum. Saygılar diliyorum. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar. Elbeyli Mahallesi, Halit İbrahim Karaman. Biz size emeklerinde hem çiftçilik, sıva, seramik işlerini yapıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Aramike Mahalle Muhtarı Ahmet İmre, çiftçilikle uğraşıyoruz. Teşekkür ederim. Kemal Muhtarı Asker, çiftçilikle uğraşıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Çağlayan Yedik Mahallesi Muhtarı Özel Gözmen, çiftçilik ve ticaretle uğraşıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İsmim Ahmet Barbarosina, Yedikler Mahallesi Muhtarı'yım. Aynı zamanda muhtemelinize istedim. Bu organizasyon için hepinize teşekkür ederim. Yok, yok. Değişim için oradaki bir bu biraz sıkıları, mutluluğun en tümlüğüne sizlere sebebi kasası yönetmek üzere hizmet veriyoruz. Burada olan herkese hoşçakalın diyorum. Sayın Başkan böyle bir ünlü, böyle bir ilgi yok. Öğren teklifsiz sadece de teşekkür ediyorum. Mahalle Muhtarı Enes Akay. Başkanım hemen için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. İyi Parti. Yoksa Belediye Meclis Üyesi Yücel Ak. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kıymetli muhtarlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İsmim Hüseyin Kaçar, Büyükşehir Meclis Üyesiyim. Çamlıca, yani Beci köyündeyim. Köyde yaşıyorum, çiftçilik hayvanlarımla, esnaflıkla uğraşıyorum. Özellikle bu davetimize icabet ettiğiniz için bütün muhtarlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok kıymetli muhtarlarım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Aynı zamanda MUT Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapıyorum. Emekli polis memuruyum. İsmim Ali Tekin. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizin ayağınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Çay, yani Hocantı, Mahalle Muhtarı'yı, Erhan Kayha, başkanım teşekkür ediyorum. Selamünaleyküm. İyi akşamlar. Ben Zeytinçukur Muhtarı Eyüp Şimşek. Zeytinçukur'da yaşıyorum. Artık bir de kooperatif başkanıyım. Sağ olun, var olun. İyi akşamlar. Ama mahalle muhtarı Yakup Tekin. Mahallemde çiftçilikle uğraşıyorum. İyi akşamlar. Kırmaklı mahalle muhtarı Beyaz Taş. Çiftçiyiz. Başkanım böyle program için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Selamünaleyküm. Develik Mahalle Muhtarı Hacı Mehmet Acar. Sayın Başkanım teşekkür ederim böyle bir toplantı için. Sadece bir 11 Merkez Mahalle Muhtarı'nın bir sıkıntısı var. Kimse bunu dile getirmedi. Mahallenin sokak numarataşlarını bir yenilesek şimdi bunu da bir dile getirelim diye söylüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Öncelikle size iyi akşamlar diyorum. Çamlıca, Beci Mahalle Muhtarı Ali Güzel. Çiftçilikle uğraşıyoruz. İyi akşamlar diliyorum Sayın Başkanım. Merhaba, Mahalle Muhtarı Abdullah Özgür. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Araçlı Mahalle Muhtarı Ahmet Yaman. İki muhtarı başlarına başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Selam Mahalle Muhtarı Sedat Güreç. Çiftçilikle uğraşıyorum. Öncelikle başkanıma da çok teşekkür ederim. Muhtarı Ali Çelik. Çiftçilikle uğraşıyorum. Teşekkür ediyorum başkanım. Kayıönü Muhtarı Tahsin Yüksel. Çiftçilikle uğraşıyorum. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Muhtarı Selkan Doğan. Çiftçilikle uğraşıyorum. Herkese iyi akşamlar. Acillaslı Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal, çiftçilikle uğraşıyorum. Yalnız hayvancılıkla uğraşıyorum. İyi akşamlar, teşekkür ederim. Yıldız Mahalle Muhtarı Selahattin Uysal, çiftçilikle uğraşıyorum. Teşekkür ederim başkanım.
Esençay Mahalle Muhtarı Kadir Doğuran, çiftçilikle uğraşıyorum. Teşekkür ederim başkanım. İyi akşamlar. Mut Belediye Meclisi Üyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden İlhan Alagöz, Mut'ta eczacılık mesleğini icra etmekteyim. Bizlere böyle güzel bir ortam yaratmanız için size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar herkese. Hepinize iyi akşamlar. İsmim Serkan Susar, Büyükşehir Meclisi Üyesiyim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bu güzel gece için Başkanımız Murat Orhan'a, katılım sağlayan belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, bütün muhtarlarımıza ve burada emekleri geçen değerli belediye çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Avukat Süleyman Şentürk Tunca, Sayın Başkanımın da konuşmasında ifade ettiği gibi bundan sonra seçimden itibaren hepimiz partilerimizi bir kenara bıraktık. Biz artık hepimiz MUT Partiliyiz. Bütün muhtarlarımızla, bütün belediye meclis üyelerimizle beraber MUT için iyi ve güzel olan ne varsa birlikte yapmak istiyoruz. Bunu yaparken de büyük şehrimiz olarak, ilçe başkanımız, ilçe örgütümüz, bütün ilçe üyelerimiz olarak, bütün Cumhuriyet Halk Partisi örgütü olarak da MUT halkının hizmetindeyiz. Bu güzel gece için tekrar başkanımız Sayın Murat Orhan'a çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi akşamlar. MUT İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Onur Aydın. Sayın muhtarlarımıza ve encümen arkadaşlara, meclis üyesi arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiğiniz için sağ olun. İsmim İbrahim Demir. MUT adımları öğretim ve aldım. Kurucusu İYİ Parti MUT İlçe Belediyesi Meclis Üyesi. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İsim Akçelik, Akçelik Eğitim Kurumları'nın sahibi, Büyükşehir Meclis Üyesi, aynı zamanda Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi. İnşallah başkanımızın liderliğinde 5 yıl boyunca hem sizler hem de bizler bölgede hizmet edeceğiz. Bizler sizlerle beraber hizmet etmeye her zaman hazırız. Her zaman inşallah birlikte görevimizi tamamlarız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Aranızdaki en genç muhtar benim bu arada. Ya muhtarım benden genç değilsin sen ya. Pardon başkanım, sizden daha gençsiniz. Allah razı olsun. Bu yemekten dolayı gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize geldiğiniz adına, gelmeniz adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Hepinizi tanımış oldum. Allah razı olsun. Suçak'ın mahalle muhtarı Mustafa Çelik. Çiftçilikle uğraşıyorum. Bu programı düzenleyen başta belediye başkanımıza ve bütün emeği geçen herkese teşekkürler ederiz. İnşallah bu tür birlik beraberlik olan programları ileride daha güzeli, daha iyisi yapılır inşallah. Herkese saygılar, hayırlı akşamlar. Sakız Mahalle Muhtarı Şaban Turanoğlu. Öncelikle bu akşam için başkanımıza ve tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Diğer muhtar arkadaşlarımıza ve cumhur arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar dilerim. Herkese iyi akşamlar. İsmim Mehmet Gelli, Aydınoğlu Mahalle Muhtarıyım. Öncelikle başkanım bu akşam için çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Topkapı Mahalle Muhtarı İbrahim Demir Başkanım, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Topkapı Mahalle Muhtarı İsmim Erkan Musa. Başkanımıza öncelikle bu yemeği düzenlediği için, mutlaka tanışmasına vesile olduğu için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kösener Mahalle Muhtarı Muzaffer Arslan. Tabiyecilik ve belediyecilik işiyle uğraşıyorum. Başta başkanımız Sayın Murat Orhan'a ve bütün belediye ekibine böyle bir güzel programı düzenlediği için herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Kibar Güzel'in Muhtarı Mahmut Esra'la açtığım bir programın verildiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sen de iyi akşamlar. Cümleten hayırlı akşamlar olsun. Bütün mahalle muhtarı içki ve esnafı, çiftçi, üretici aynı zamanda hepinize Allah razı olsun. Geldiğiniz için başkanım böyle biraz düzenlediğiniz için ekibimiz olarak çalışanlar olarak çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar cümleten. Cümleten hayırlı akşamlar.
Sarıyerler Mahalle Muhtarı Ali Keklik. Şimdi başkanımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsunlar. Kısa bir şey dile getirmek istiyorum. Allah nasip ederse inşallah köyümüze sıfırdan bir camiye başladık. Ustalığını da kendimiz yapıyoruz, belirli bir şeyini. İnşallah bu iş birlikle beraberlikle olduğu için dile getiriyorum. Başınızı ağrıtıyorum, özür dilerim. Muhtar arkadaşlarımdan inşallah ne olursa olsun desteklerini bekliyorum. Allah razı olsun, hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, meclis üyelerim, bilmemlerim, kıymetli muhtarlarım, muhtar arkadaşlarım, hepinize iyi akşamlar diler, saygılar sunuyorum. Başkanım, böyle bir toplantıyı gerçekleştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Tuğrul Köyü'nün mahalle muhtarı Fatma Ayan, iki çocuk annesiyim, çiftçiyim. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Bu arada muhtarımızın birisi dedi ki Büyükşehir'de böyle bir toplantı yapmadı ilk dedi ama bir parantez açmak istiyorum. Daha önce de Vahap Başkanımız muhtarlarla toplantı yaptı ama Mersin bölgesiydi, sadece Umut bölgesinde yaparız. Evet. Onu da şimdi inşallah bir dahaki toplantıya sonra da söyleyeceğim. Neyse az sonra söyleyeceğim. İyi akşamlar diliyorum, teşekkür ediyorum. Ben Yunus Var, Güzel Mahalle Muhtarı. Bu ortam adıları için başkanımıza, belediye yönetmenlerine teşekkür ediyorum. Devamını da diliyorum yani böyle toplantılar birbirimizle tanışmak için. Salim Özer Mucuk Mahalle Muhtarı, böyle bir toplantıyı yaptığımız için herkese teşekkürler. Devren Mahalle Muhtarı Mehmet Şahin. Arkadaşlar, biz de çiftçiyiz. Çoğunlukla olduğu gibi genç arkadaşım dedi, ben dedi en genç muhtarım. Ben de en yaşlı muhtar mıyım bilmem. Herkese iyi akşamlar. Yaşlılığı kabul etmiyor. Herkese saygı ve selamlarımı sunarım. Yapıldı mahalle muhtarı Ömer Saza. Muhtarlık ek işim değil, tek işim. Tekeli Mahallesi Muhtarı Hasan Kılsız. Çiftçilikle uğraşıyorum. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Cümleten hoş geldiniz. Adım Ayrı Saza, İYİ Parti Meclis Üyesi, Zeytin Zeytinyağı Sektöründe herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Kavalı Bey'in muhtarı Bayan Gezi. Başkanıma bu ortamda düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Özelköy Mahallesi Muhtarı'yım. Ali Yurduz'da var. Esnafım, seni çıkıyor diyorum. Herkese iyi akşamlar. Kaşar programcılar için teşekkür ediyorum. Eyvallah. Özgür Mahallesi Muhtarı Muhammed Yılmaz. Sevgili Mahallem Muhtarı Yusuf Şükür, baş ilişkili kuracağım, kuracağım, teşekkür ederim. Yeşilköy Mahallem Muhtarı, Ahmet ismi Mahmet Bada. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyorum. Başkanım bu organizasyonu yaptığı için kendisine önünde teşekkür ediyorum. Bir amir ekran başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Zaman zaman acaba mı dediğim muhtarlarımızın isimleriyle ilgili mesela zaman zaman diyor. Dektim. Böylece ne oldu biliyor musunuz? Aslında hepimiz birbirimizi biraz tanımış olduk. Burada birçok muhtarımız belki hani az önce Taşrayan diye söyledim. Hani bir görevli muhtarlar toplanmış. Şimdi muhtarlarımız konuşurken hep şunu söylediler. Dediler ki bir dahakine devamını bekleriz dediler. İnşallah bir dahakine arkadaşlar, tabii çalışacağız, mücadele edeceğiz. En kısa zamanda inşallah tekrar bir araya geleceğiz. Çünkü bir araya gelmemiz gerekiyor. Birbirimize dertlerimizi, sıkıntılarımızı bölmemiz gerekiyor. Bir dahaki toplantıya da bu toplantıda da yetiştiremedim. İnşallah bir dahaki toplantıya da 4-5 parçalık güzel bir türkü. Çünkü bizim yöremizin yörük kültürü sahip bir toplumuz. Türküyü severiz.
hepimizin baktığımızda yüzümüz güneş yanığı, aslında bağrımız ezelden yanık. Dolayısıyla inşallah bir dahaki toplantıya da biraz da böyle hep böyle şey mi konuşacağız? 3-5 de türkülü bir toplantı yapalım diyorum. Bundan sonraki toplantıda inşallah Mersin Büyükşehir Belediye'mizle, o zamanki organizasyonu inşallah yani kendimizle, muhtarlarımızla, bir dahaki de inşallah Sroma Kooperatifi başkanlarımız, aslında birçok muhtarımız aynı zamanda köylerimizde, Yunus abi gibi mesela, hem şey yani hem köy muhtarı hem kooperatif başkanı, dolayısıyla inşallah bir dahakinde muhtarlarımızla beraber, kooperatif başkanlarımızla da hep beraber bir dahaki toplantıya inşallah tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Burada dedik ki hani yani evet hepimizin değerli sıkıntısı var. Ortak değerli sıkıntılar yoldur, bahçe yoludur, asfalttır, parkedir. Sorunlar belli. Sulama suyu, içme suyu, boru suyu, şuydu. Sorunlar belli. Bir dahaki toplantımıza görüşmek dileğiyle inşallah bu sorunlarımızı da kısmen çözmüş olarak inşallah tekrar bir araya gelmek üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık diyorum. Bu organizasyonda özellikle yemek konusunda belediye meclisiyemiz Dünya'nın Tarsuslu kardeşimizler de sağ olsun kendisinin ikramı oldu. Çalışan belediye personeli arkadaşlarımıza, emek çeken mesai arkadaşlarıma da ben hepinizin huzurunda böyle bir organizasyonda destek verdiklerinden dolayı ben hepinizin huzurunda sizler adına da kendi personelime teşekkür ediyorum. Dünya'nın Tarsuslu kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Elinize sağlık. Allah ziyade etsin. Yemeğimizin üzerine ben hocama da vereyim. Kısaca bir yemek duası da yapalım. Programımızda böylece bitirelim inşallah. Tekrar ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun diyelim lütfen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulü ve şahı ve la tusrifu illa hu la yurdu müslifin sadakallahu razim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Siz aldınız mı?